kültürler için tenceremiz hazır. Kadın modu köftemiz yoğruluyor. Çorbamız düdüklüde. Ve mutfakta şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Baksana insanlar yani el emeği bile olmayacak. Belki de o enginarı hazır alacak. Kendi haşlamayacak ki tabii ki hazır alacak. Nereden bulacak da haşlayacak edecek. Unlu limonlu su yaptım. Enginarları beklettim. Niye un koydunuz? Hem kıvam verir. Kararmaz enginarlarımız, onun için koydum. Kadının bildiği bir iş demek ki, bak sürekli bu şekilde yapıyor. Buna ne diyorsun Kadir'cim? Bence kendi kaptığını söylüyor. Bekledi. Yalnız bir şey diyeceğim. Garnitürlerle enginarı aynı yere attı. Onu işte az önce sordum. Yani garnitürü ben aynı yere attı. Şu an patates yemeği bir şey gibi pişiriyoruz. Cilveli oynanayda. Naydana hoyna hoyna hoynanayda. Cilveli oynanayda. Şunu ocağa atabilir miyim? Havuçla garnitür içeri. Burada aslında pişiyor. Aslında havuçları ayrı yapacaktım ama neyse. Ayrı mı yapacaktım? Bir pişsin artık ya. Zaten onu orada bir pişirdik, onu da orada bir pişir. Bak istersen ayrı tencereye alırım. Bu şeker değil mi? Yok yok. Enginarı severim ama enginarda umarım kılçık olmaz. Bence enginarı zaten İzmir'den kendi getirtmiştir. Konserve olacağını düşünmüyorum. Çünkü enginar Ege bölgesinde gayet iyi yetişen bir ürün. Nilgün Hanımcığım, bu arada son bir saatiniz kaldı. Son bir saat. Neyimiz yok bizim? Gerdan çorbası olacak da. O biraz daha pişti. Daha yeni koyduk tamam, çünkü onu. Tamam şimdi bunu yapayım. Tatlıyı hemen şu Allah aşkına şu Kemal Paşa. Tatlıya geçiyoruz tatlıya. Hadi geç Nilgün Hanımcığım. Evet. Şimdi adam başı birer tane fincan evet, vereceğiz. Evet adam başı birer az tane vereceğim. Değil ya. Ne verdi revani de iki tane mi verdiler? Bir parça. Ay bir fincana kaç tane Kemal Paşa sıkacak diye düşündüm. Kemal Paşa'nın hacmi bitti. Ya küçük ya bunun içine. İşte onu şimdi göreceksin. Ve ben bu arada bu muhallebi tatlısını oğlum ve kızıma yapıyorum. Konusu açılmışken kameraya bakıp onlara bir şey söylemek istiyorum. Oğlum Gökhan Eymen, kızım Emsel Bulem ve eşim Gökhan'a çok teşekkür ederim. Sizi öpüyorum, çok seviyorum. İyi ki varsınız. Fincanlara koyduğumuz tatlımızı streçliyoruz. Ve kadın budu köftelerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Kadın budu köfte yapmış. Bugün protein açısından gayet iyi, yüklü gidiyor İlgin Hanım. Şunlar da şurada soğusun. Yok, dolaba koyayım ben bunları. Seni dinleyeceğim. Dolaba koyacağım. Ben şimdi bu çorbanın terbiyesini yapayım. Ondan sonra da hemen bunları bulurum. Daha noarlarımız var. Noarlarımız. Düdüklümüz yok ya. Düdüklü boşa çıktı ya. Şimdi ona geçiyorum. Noarı düdüklüye mi açacağız? Evet. Döküm tavada yapacağız. Şimdi mühürleyeceğiz. Of be. Ya ben her şeyin püf noktasıyla hareket ediyorum. Zamandan boş peleş bir şey yok bu mutfakta arkadaşlar. Size niye söylemiyorsunuz peki püf noktalarını? Şimdi. İçinde yaşıyor. Enginarı kapatalım. Kadın budu köfte severim. Yani çok yapmıyorum ama severim. Etini iyi kavur, yani kıymasını iki türlü yapıyoruz. Birazını kavuruyoruz, birazını çiğden yapıyoruz. Onu kavurup kavurmamasına iyi bakacağım. Pirinçleri nasıl haşlamış, çok mu haşlamış, hamur mu olmuş içinde, pirinç olduğu belli mi ona bakacağım. Yumurta kokuyor mu, panesine bakacağım. Panesini çok kızartmış mı, yakmış mı, hep onlara dikkat edeceğim. Yumuşaklığına, iç harcına çok dikkat edeceğim. Süt de koy hadi. Koydum süt şimdi. Karıştır o zaman. Eldiven verin süt diye. Süt koydunuz mu? Oradan kukuma kuşu gibi yüzüme Allah bakıyor. Allah cezanı ver. Ne oldu? Aa, yoğurt çorbanın koydum. Çorbanın şeyine yoğurt. Aman hanımefendiyi tut Kadir. İyi misin? Ne oldu hanımefendiciğim ya? Muskatı aldım, çorbanın terbiyesine yaptım. İyi mi? Anlaşılıyor mu ki? Bir kaşık bak. O buna olacaktı işte. Bir kaşık bak bakayım anlaşılıyor. Ay olmaz. Dökün o zaman. Ah, olan oldu artık. Terbiyeli mi yapacak, salçalı soslu, unlu mu yapacak bilmiyorum. Onunla ilgili bana kalırsa terbiyeli yapmasını tercih ederim. Ablam buna süt koydum, krema koydum. Süt koydunuz, krema koydunuz ona. Muskat rendesi olacak çok az. Elinde mini bülbüldür dilim. Mehlenin gülü Nilgün Hanım. Mehlenin gülü mü? Maşallah Sübhanallah baksana. Bu arada ablam bu sarımsak ezeceği. Rende değil. Yani inanılmaz zayıf. Dün benimkine zayıf dediler ama benimkine el emeği vardı ha. Onun içine el emek de yok. Katla, koy, kaldır, haşla, koy, bitti. Fırında kremalı patatesimiz yapılıyor. Çorbanın terbiyesi hazırlanıyor. Ve çorbamızın etleri kemiklerinden ayrılıyor. Çok merak ediyorum ama en çok bugün çorbaya yorumlayacağımı kendimi biliyorum. Çünkü çorba çok riskli. Ha tek aldığı risk o olmuş ha. Hayırdır yine mi unuttunuz hanımefendiciğim? Gene bir şey unuttum. Terbiyeye onu unuttum. Unsuz terbiye mi olur? Neyse ki katmadan fark ettin abla. Katmadan uyandım. Kuzu gerdan çorbası şöyle kuzu etini severim. Gerdan da un katarsa o düğün çorbasına kaçıyor. Eğer ki şehriye katarsa kuzu gerdan çorbası ona bakacağım ona dikkat edeceğim. Çorbayı baştan yapalım diyorum. Şöyle ama işte. Ya olacak iş mi Kadir? Dakika yok diyoruz. Yok. Hanımefendi etleri sizin bakmanız lazım. Kadir Bey yapıyor. Ya bu adam mangalcı mı ya? Kadir Bey'e güveniyorum ben. Oo harika oldu Kadir. İyi kızdı yağını da döktük.
Nilgün Hanım mutfakta takılıp kalacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü biraz takıntılı ve panik birisi. Mesela bir ürünü eksik olursa bunu yönetmeye çalışamaz. Nilgün Hanımcığım, robotla ne çekeceksiniz? Domates çekecekmiş onunla. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Ablam da yarışmanın yanıdızı yanıdızı oba. Usta biri var. Naşlı komanla. Güzel geçiyor programımız efendim. Ekranların en eğlenceli, en lezzetli, en temiz yarışması. Kadir Ezildi ile Marat Bey'im de bugün İzmirli Nilgün Hanım yarışıyor efendim. Masada iddialı, hayatta da iddialı. Hem genç görünen, aynı zamanda damat sahibi bir hanımefendi. Ben ne yapsam demiş. Büyük ödül için programımıza katılmış. Büyük elemelerden, oylamalardan geçerekten buralara gelmiş. Şimdi de masada rakiplerinin beğenisini kazanıp 75 bin liraya gidebilecek mi? Bu arada Reyhan şerbeti kaynatmış otelde. Hanımefendi otel odasında şerbet yapmış sayın seyirciler. Nilgün Hanım'ı kime benzettin biliyor musun? Sakın söyleme. Tamam. Ana yemeğinde sosları neden yapacak acaba? Sadece salçalı, domatesli bir sos mu yapacak yoksa sebzeli bir şekilde mi yapıp blende edecek? Soslu dana noir gerçekten o da etinden ötürü. Çok hain dikkat edeceğim o ete. Bakalım çünkü onların önceden marine edilmesi lazım. Nilgün Hanım rakiplerine koz vermemek ve menüsünü lezzetli bir şekilde yetiştirebilmek için mutfakta bir an bile boş durmuyor sayın seyirciler. 3 gün, 2 gündür herkesin etinde bir kusur buluyor. Bakalım bugün kendini yumuşak ve lezzetli yapabilecek mi? Lezzetine dikkat edeceğim, yumuşaklığına dikkat edeceğim, pişme oranına dikkat edeceğim. 14 dakikanız var. Yetişmez. Hanımefendi yetişmez diyor Kadir. Yetişir Nilgün abla, biz burada. Pişmez. Noir pişmez durukları. Yapmayalım o zaman, bırakalım gidelim. Ya 14 dakikam kaldıysa eğer. Abla pişmez. Zaten noir'ı pişirdik ya. Pişirdik de düdüklüye vereceğiz ya. Şimdi normalde kadın budu köfte ara sıcak olarak da yeniliyor, ana yemek olarak da yeniliyor. Ara sıcağı tercih etmiş, problem yok benim için. Yanına da enginarı koymuş, yok normal. Vallahi bugün çok eğlendik Nilgün Hanımcığım. Enerjiniz harikaydı. Hanımefendi yetişmeyecek diyor Kadir'cim ya. Yok yetişti, yetişti. Bilmiyorum Kadir Bey. Yapma yetişti. Öyle, kötü kötü düşünme. Etleri hala niye düdüklüye koymuyorsunuz? Ne ses kalınmadan atarsam, dün yorum yaptık ya çiğimsi çiğimsi koku geliyor diye, o kokuyu alacaklar. Düdüklüğü büyük göze alın o zaman. Aldım benim düdüğü zaten. Hani şey dediler ya işte, tavuk etinde şey risk almadın, kolaya kaçtın. Tavuk etinde tavuk göğsü risktir başlı başına. Pirzola da kullanabilirdim. Ben size bir şey diyeyim mi? Diyeyim. Yani ben catering'de de çalıştım. Çalıştığım hastanede de çok fazla kadın budu köfte pişiriyorduk. Evet. Onlar yumurtayı, unu böyle biraz krep hamuru gibi bir şey yapıp ona batırıp kızartıyorlardı. Hmm. Ben şimdiye kadar hep öyle gördüm. Bakalım bu nasıl olacak o zaman Kadir Bey. Hanımefendi Hatice Hanım'a kaç verdiniz? Ben 2 verdim. Al işte, gördün mü Kadir? Vallahi söyledin Nilgün abla. Niye böyle bir boşta bulundun sen? Ay söyleyecek miydik böyle? Seyirci biliyor zaten, boş verin. Biz öğrenmiş olduk. Birinci gün hani değildi ya, pişmedi ağzıma lastik gibi geldi. Bakalım bugün lastik gibi geviş getirecek miyiz? Ayran yapacağım dedin ablam. Evet dedim de benim daha şeyim yok ki, yeşil salatam yok. Ayranı menüye yazmamıştın zaten. Hemen salataya geçin, hemen. Bileğen alayım ben. İsterim yani, kıvırcığı olsun, rokosu olsun, şimdi mevsimi teresi olsun. İsterim bol yeşillik göreyim. Nilgün abla bak, bu yüzüklerini bir kenara, aman şurada ay, durayım. Ay onu var ya. Kaybetme sakın. Aa niye kaybolsun, aşk olsun. Çöpe mepe sıyırır, öyle şey mi olur? Benim arkadaşımın annesini biliyor musun? Ne olmuş? Tek başına yaşıyor, masaya oturmuş altınlarını sayıyor, kafası da biraz gidik. Kafası gidik ama altın sayıyor. Kahvaltıda biraz peynir ekmek yemek için masaya da gazete kağıdı servis. O sırada kapı çalmış, gazeteyi toplamış. Kapıyı açmaya gidince orada altın olduğunu unutmuş. Gazeteyi de kaldırıp çöpe atmış. Gitti burmalar, reşatlar, cumhuriyetler, gramlar, gremseler. Ne zaman aklına gelmiş peki bu? Tam 2 gün sonra nerede bulundu altınlar biliyor musun? Ha bulu. Ay zenginin malı vallahi bulunuyor. Senin benim olsa bulunmaz. Bulmaz gider. Ümraniye çöplüğünde. Ümraniye çöplüğünde. Ümraniye çöplüğüne ben gitsem eve geri gelemem. Siz altını nasıl buldunuz? Oradaki görevliler yardım etmişler. Biz bir gün hastanın dişini atmışız da 3 gün atıp bu yatıkların içini gezdik. Üniforma giyip de takma dişi bulacağız diye. Nilgün Hanım bir de benim etime çiğ demişti. Ben bir de o da dana kullanıyor. Etine bakacağım. Sert mi? Sertse ben de ona çiğ diyeceğim. Çünkü onun sertlikten anlayışı çiğ. Pişmişlikten anlayışı da yumuşak herhalde. O yüzden ben de onun eti eğer sertse çiğ diyeceğim. Sen ne arıyorsun burada? Elektrik arıyorum, ne yapayım? Benden elektrik alamazsın sen. Senin topraklaman yok zaten. Yok evet, yapma. Çıldıracağım zaten. Acayip acayip şeyler yapma. Senin yerin de güzelmiş ha. İyi esiyor burası. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak.
çorbanın dışının bütün pisliğini buraya damatın. Vallahi kızgın kadın budu köftenin yağını atacağım kendime ha. Ya yöresel programlarda teyzeler kara kara güğümlerden dolduruyor. Onlar sterildir. Köylünün toprağıyla buranın kiripir mi yani? Ben ki sana ayran tatlıyorsun. Ne kaldı Nilgün abla? 2 dakika kaldı. Kestin mi? Kestim. Yahu hiçbir şey yok. Bırakın Allah aşkına. Tamam, bir şey yok. Haydi, haydi. 4. Brokoli mi sen? Brokoli, ha sen onu brokoli. 3. Buna. 2. Tamam, sorumsak. 1 ve hop bitti. 2 saatlik menü değil, bu 1 saate çıkacak bir menüdü. Yani 2 saatlik bir taba yok burada. Hala yetişmedi mi diyor ya? Yetişmedi, ne yetiş? Vallahi şimdi bak çekil. Kafamı vuracağım dolaba, ne yetişmedi Nilgün abla, çıldırtma beni. Ya sen ne yapıyorsun? Biraz sert durdum, fark ettim. Fırında kalmış. Ağlıyor musun? Ağlıyor tabii hanımefendi Kadir. Gel açma onun ağzını. Hanımefendi oturun biraz. Otur bakayım. Gel. Niye ağlıyorsun sen şimdi? Ya o kadar yaptık, bir bardak çay koyacaktık. Bir de ben hani o brokoliyi de böyle hani böyle güzel olsun hani böyle aldıklarında hani. Ama bir şey canım, sundum yapacaksın sen zaten onlara. Yapacağım da o güzel olmayacak. Fırındaki mi güzel olmayacak? Ne ekleyecektin ki sen ona? Kaşar, öyle rendeledim ya. Kaşar, onu koyabilirsin ısıtırken. Ay yüzüne olacağım. Çekmeye olur. Kız sen niye sormuyor? Kaşar'ı bahane ediyor arkadaşlar. Sinirleri bozuldu galiba. Kaşar ağlamıyor mu kız? Yetiştiremedim ben ya. Eksiğim var benim. Öyle hissediyorum ben. Ben de öyle hissediyorum. Ben neler hissediyorum bir bilsen. Ocağı kapatın. Süre bitti diyorum. Kapat, ocağı kapat. Yalanlar ağlamanı nasıl yap? Dikkat edin üzerine. Şimdi fazladan düdüklüğü çalıştırıyorsun. Ne uyanık kadınsın sen ederim, ya. Tam yapmam öyle bir şey. Tam asla İzmirli. Yapmam. Duygusallığa verdi. Bize düdüklüğü çalıştırıyor. Algımızı dağıttı. Hemen burayı terk ediyoruz. Ben bir bakayım mı ne kadar pişmiş? Bakarsınız. Pişmemi severmezsen onlar da eksikmeni sayarlar. Kadir Bey, ben onların bana ne vereceğini ben hayır, zaten biliyorum. Hayır, ben mutfaktan çıkmak istiyorum. Ben bunları duymak istemiyorum. Ben biliyorum bu kadar zaten. Konuşurduktan sonra ben onlara madem onların sana ne vereceğini biliyorduk, biz niye bu mutfağa girdik? Hiç yapmazdım o zaman. Enayi miyim ben bu kadar saat koşturdum? Vallahi bak sinirleniyorum. Sonucumu sinirlendirmeyin sakın. Kalacı atı gibi koşturdun beni burada. Şimdi diyorsun ki yok şöyle yok böyle. Hani... Gel. Nilgün Hanımcığım gelin şöyle. Şu ayrandan biraz için. Al bir kendine gel. Ben kahvaltı falan da yapmadım. Ha. Güzel oldu. Gel otur. Bir peçete vereyim dur. Vallahi evet. Sen yüzüklerini de al bak. Hani böyle çok güzel olsun istiyordum yaptığım her şeyi de sanki böyle hiç güzel yapamamışım olmadı gibi hissediyorum. Güzel olmadı gibi yani. Hep eksik, hep eksik. Öyle hissediyorum bilmiyorum. Ha tadına bakınca belki o oldu mu bilmiyorum. Ama nasıl ya. Hiç kırı çıkırı ağlıyor. Yemin ediyorum beni de parçaladı burada. Ya bırak yalandan alıyor Kadir ya. Ben sahtelik asla ya. Yarışmacı işte hepsi aynı Kadir vallahi. Allah kahretmesin sizi, duygularımızla oynuyorsunuz ya. Hadi kalk gidelim. Bir şey sorabilir miyim? Siz şu an neyin havasını yapıyorsunuz? Bileziklerin havasını. Ne bu yaygara? Niye yetişmedi ben onu merak ediyorum. Seçimleri kaybetmiş köy muhtarı gibi niye kendini yerden yere atıyorsun? Ay hep şu, vallahi hep şu. Vallahi ben... Hep şu. Al enerjini bileziklerinden. Kalk ayağa. Hadi ya gidiyoruz. Ben süre bitti, o fırında kaldı. Bak, ya. Hep o kolunu ona da bakamadım, bir kontrol edemedim ya hani şu anda bilmiyorum. Sen yoruldun ve patladın. Ondan olabilir patladım. İnsanların siniri boşanabilir. Kaşar da bahane ettin. Ben de geçen gün pudra şekerini aldım. Hiç problem değil. Şeydim şimdi sos. Biz buradan bir çıkalım mı? Arkadaşlar burayı bir toparlasınlar. Biz bir havuzun kenarına inelim. İnemezsiniz. Site burası. İzin kağıdı lazım. Ha, izin kağıdı lazım. O zaman gel. Hadi gidelim. Gel gidelim, elimi yüzümü yıkayayım bari. Sen de bir soğuk su iç, kendimize gelelim. Hadi gidelim mi? Gidelim. Ama şimdi bir neşeli çıkalım. Seyircimizin böyle yüzünü görmesin. Yok, nereden görecekler? Sanki kamera açık sende. Kendimize gelelim mi şöyle bir? Gelelim Kadir Bey, hadi. Kızımcıklar oldum, senelere doğdum, hey. Gönderdiğim çoraplar ayağına oldum, mendili eline, mendili verdim geline. Kara kına yollamış yer benim ellerime. Haydi bakalım efendim. Hiçbir zaman ağlamıyoruz. Gözyaşlarımız sadece mutlulukta. Numara be Kadir, bırak ya. Anne numaralı mı satıyor? Senin işe yarıyor. Güzel ağlıyorsun. Tamam. Hıçkırık hıçkırığın var ya, efsane. Hadi geç bakalım efendim. Bakalım. Masada neler yaşanacak görün şimdi. Ela Marat benim de bugün Nilgün Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız kuzu gerdan çorbası, kadın budun köfte, Ege usulü çanak enginar soslu dana noir, fırında kremalı patates, brokoli ve havuç garnitür, yeşil salata, muhallebili Kemalpaşa fincan tatlısıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.